Nasıldık ama? Harikaydınız. Abi ben diyorum albüm çıkartırsak rekor satış yaparız diye ya. Herhalde oğlum. Duru, seni buradan hemen götürmem lazım. Ne oluyor? Büyük abinin adamları buradaymış. Allah kahretsin. Hadi gidelim o zaman. Burak? Burak nerede? Bilmiyorum. Onu burada bırakıp gidemem. Partiye gelir diye bekliyordum ama gelmedi. Morallerim yerlerde anlayacağın. Ne yapıyor bu çocuk? Derdi ne bunun? Gidin getirin şunu. Hayır. Bu gecenin son şansı olduğunu biliyor. Bırakın bütün kozlarını oynasın. Ne yapacak ki? Birazdan göreceksin. Yapayalnız kaldım Burak. Artık hiç arkadaşım yok. Onu herkesin canını yakmadan önce düşünecek inşallah. Lütfen bari sen inan bana. Çok pişmanım. Herkesten af dilemek istiyorum ama kimse yüzüme bile bakmıyor. Burak, yürü hemen gitmemiz lazım buradan. Burak lütfen kal. Konuşacak kimsem yok. Burak yürü dedim. Lütfen gitme. Burak yürü dedim. Ya. Siz gidin Halin abla. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Burak hemen benimle geliyorsun. Ya gelmek istemiyor işte. Bıraksana çocuğu. Sen karışma. Burak gidiyoruz. Kafanı kıracağım yoksa. Hadi lan nereye gidiyorsanız gidin artık. Vallahi bundan böyle ne yapsa gönlümü alamaz artık. Murat defteri benim için sonsuza kadar kapanmıştır. Sonunda. Ağzıyla kuş tutsa olmaz bir daha. Selam. Neyse canım, kapatıyorum. Öpüldün, bay. Selam. Hele şükür gelebildiniz ya. Hadi hazırsanız hemen gidelim. Bir dakika, bir dakika ya. Biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi? Ya Burak, yolda anlatırız. Hadi. İnanmıyorum. Ne yapıyor ya bu? Şu kıza biraz yaklaşalım. Şifacı yanına gelebilir. Açın abi, açın. Bir ambulans çağırsın. Ya ambulansı arasanıza, kız ölüyor. Ya Duru bir şey yapsana. Ambulans. Meltem. Eğer bunu Savaş yaptıysa bu çok fazla. Ya bir şey yapsana Duru, kız ölecek. Ambulansı aradınız mı? Aradık, aradık. Dayan güzelim. Dayan. Kahretsin. Oğlum ne yapıyorsun? Sen burada kal. Ben çağırana kadar da sakın gelme. Ya şifacı burada değilse? Resmen kızı öldürmüş olacağız. Kes sesini. Şifacıyı bulmak zorundayım. Bunun için gerekirse partideki herkesi öldürürüm. Seni bile anladım ben. Bu kim? Bilmiyorum. Ya nerede kaldı lan bu ambulans? Bir de arasanıza şunu. Kız ölüyor Aylin. Duru hayatını kurtarabilir. Büyük abi Duru'nun peşinde. Bu bir tuzak olabilir. Ya ne tuzağından bahsediyorsun? Kız ölüyor diyorum. Duru ne yapıyorsun? Ölmesine izin veremem. Kahretsin. Güzel. Herkes yavaş yavaş dökülüyor. Dikkatli izleyin. Aralarından biri şifacıysa mutlaka aç gidecektir. Ya Dudu, Allah aşkına bir şey yap. Kız ölmek üzere.
Alo? Aylin, Duru'yu arıyorlar. Her yerde kameralar var. Sakın birbirinizden ayrılmayın. Çok dikkatli olun, tamam mı? Hadi durma, hadi. Bekle. Aylin kameralara bakıyor. Anladı. Allah kahretsin, her şey ortaya çıkacak. Ne oluyor? Yüksek voltajlı bütün kameraları devre dışı bıraktı. Savaş, kameralar gitti. Hiçbir şey göremiyoruz. Sakın şifacıyı kaçırayım deme. Bu sefer gözünün yaşına bakmam. Anladın mı? Anladım. Şimdi biz buradayız, hadi. Görmüyorsun, bırak artık. Şimdi olmaz, biraz daha. Planları işe yaradı. Şifacı burada. Çıkarmamız lazım. Nereye götüreceğiz? Tuvalete. Şifacıyı buldum. Gördün mü beni kızın başında? Kimse fark etti mi? Hayır, sanmıyorum. Kameralar? Ben kameraları bozdum. Yani korkma, seni hiç kimse görmedi. Teşekkürler. Halil'le Duru içeride mi? İçerideler abi. Kızıntaki balkondan düştü, Duru da yardım etti işte. Çakozlayan oldu mu? Vallahi inşallah çakozlamamışlardır. Sen neredeydin? Cangöz buradaydı. Aman be! Üf. Hemen uzamamız lazım buradan. Tilki, ne oluyor? Tilki, neredeydin? Abi, siz Duru'yu da alın bize gidin. Zaten evi biliyorsunuz. Biz de etrafa bir bakalım kanatsızla. Geleceğiz zaten peşinizden. Bekleyin burada, ben hemen geleceğim, tamam mı? Tilki, nereye gidiyorsun? Savaşı almam lazım. Tilki, saçmalama. Bu kalabalıkta savaşı bulamazsın. Kızın halini görmüyor musun? Vaktimiz çok az. Tamam, hadi. Hadi o zaman, çabuk gidelim buradan. Abi, gözünü seveyim, bunu ben yaptım deme. Gözünü seveyim, bunu ben yaptım deme. Ya bu nasıl bir hayat ya? Aksiyonumuz bitmiyor ya. Korku filmi falan mı çekiyoruz biz? Hani yalandan olacaktı, şakacıktan olacaktı, tezgahtı falan? Kimse zarar görmeyecekti. Oğlum, kimsenin zarar gördüğü yok ki. Şanslı kızmış. Şifacı zamanında yetişti. İyiyiz Mehmet abi, merak etme. Şimdi kahvaltı ediyoruz arkadaşlarla. Tamam, tamam, hemen eve geleceğiz. Söyledim ya, Burak da bizimle. Tamam, çocukları öp benim için. Tamam, görüşürüz.
Ya hala adama yalan söylüyoruz. Ya başka ne yapacağız Aylin'im? Doğrusunu anlatsak gecenin bir yarısı kopacak gelecek adam. Ya nasıl olacak o iş sonra? Çocuklar falan. Siz ne ara geldiniz dün gece ya? Hiç duymadık. Riske atmayalım dedik abi. Geç geldik. Dolaştık falan. Ama gelen giden olmadı, merak etme. Asayiş Belkemal yani. Ama haberler büyük abinin kulağına gitmiştir çoktan. Yani kısacası şifacının buralarda olduğundan artık eminler. Abi Allah aşkına biri burada neler olup bittiğini bana anlatabilir mi? Yani büyük abi neden bu kızın peşinde? Kim bu Duru? Ben şifacıyım. Büyük abi çok hasta. Hatta ölmek üzere. İşte benim peşimde olmasının sebebi bu. Oldu mu? Oldu. Şifacının bu olduğundan emin misin? Evet. Kendi gözlerimle gördüm. Yeri yurdu belli mi çocuğun? Belli. Gece evine kadar takip ettim. Getir o zaman onu bana. Savaş. Gücün olmadığına göre artık buna ihtiyacın olabilir. Bu son şansın. Unutma. Unutmam. Eğer büyük abi Duru'yu bulursa bizim de işimiz biter. Bulmamasını sağlayacağız biz de. Nasıl yapacağız onu? Ya ne bileyim, bir şekilde renk vermeyeceğiz Aylin'i. Normal hayatımıza devam edeceğiz. Normal hayat demişken... peki artık eve gitmemiz lazım. Evet. Tamam hadi gidelim o zaman. Siz de hiçbir şey olmamış gibi davranın. Çok dikkat çekmeyin. Bir şey olursa haber verirsiniz. Bir de bu kızı sakın yalnız bırakmayın, tamam? Anlaştık. Ne işin var burada? Basma suratını. İşi vardır, gelir şimdi. Resmen beni görünce yüzü asıldı. Niye böyle davrandığını anlamıyorum. Neyi anlamadım be? Herif resmen tüydü işte. Abi kusura bakma ama senin bu kardeşin öyle pek de sağlam pabuca benzemiyor. Önce büyük abiyi tanıyorum deyip sonra böyle çekip gitmeler falan. Yani yanlış anlama beni. Ben korkmuyorum. Kendi işimizi kendimiz hallederiz de. Bu kız ne olacak? Kızı açık ettik. Koçum. Doğru konuş. Bozuşmayalım, tamam mı? Kardeşim o benim. Yamuk yapmaz. İşi vardır, halleder gelir. E hadi inşallah. Senin ne işin var burada ya? E İhsan abi burada buluşacağını söyledi. Savaş var dediler, geldik. İyi demişler. Sen bizi gördün. Öpüştük, koklaştık, merhabalaştık. Eve gitme vakti. Hadi naş. Hiçbir yere gitmiyorum. Oğlum bak. Bu işler senlik işler değil.
Bu işler karışık işler, tamam mı? Hiç burnunu sokma, eve git. Hadi. Bak abi, bana çocuk gibi davranmanızdan artık çok sıkıldım, tamam mı? Siz o heriflerin gölgesinden kaçarken ben onların burnunun dibindeydim. Ama ne yaptılarsa korkutamadılar beni. Şimdi ister kız, ister bağır, ister delir. Al, meydan senin. Yalnız şunu bil ki, ne yaparsan yap ben yine de ailem için savaşacağım. Tamam lan tamam. Şerimsiz Rambo. Gel, sen de gel. Yalnız bir daha beni oğlu orta atar yaparsa ama dilini koparırım, haberin olsun. Ne yapayım abi, heyecan yaptım ya. Heyecan yok, heyecan yok. Sakin. Aylin abla yok mu? Benden önce çıktı evden. Ya vitrine mitrine takılmıştır ya. Kadın işleri işte. Gelir birazdan. Dur bir arayalım şunu ya. Alo. Merhaba Tilki. Yoksa öküzüm mü demeliydim? Kimsin lan sen? Aylin nerede? Sakin ol. Aylin iyi. Kız arkadaşım bir süreliğine misafirimiz olacak. Güvende yani. Tabii şimdilik. Ne demek? Kimsin lan sen? Aylin nerede? Seninle yüz yüze tanışma fırsatımız olmadı. Ama eminim ismimi çok duymuşsundur. Büyük abi. Aferin. Çok zeki bir çocukmuş. Lan ben senin var ya. Ulan yemin ettim. Seni yakaladığım yerde büyüğü küçüğü dinlemeden mıhlamazsam bana da tilki demesinler lan. Nerede lan Aylin? Nereye sakladın? Şşş. Efendi ol biraz. Bence bunları yüz yüze konuşsak daha iyi. Daha samimi bir ortamda. Konuşalım, yüz yüze konuşalım. Neredesin söyle, adresini ver, hemen geliyorum. Sanki dinliyor mu? Biz seni alırız. Yarım saat sonra parkta ol. Bu arada senin gibi zeki bir çocuğa yalnız gelmezsen Aylin'e ne yapacağımızı anlatmama gerek yok herhalde. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Söylesene. Aylin. Büyük abi Aylin'i kaçırmış. Benimle görüşmek istiyor. Tamam süper abi. Toplanıp gidelim işte. Hep beraber bitirelim bu işi. Olmaz. Yalnız görüşmemi istiyor. Yoksa Aylin'e zarar verecekmiş. Hayır abi, tek başına falan gidemezsin hiçbir yere. Resmen intihar bu ya. Tilki Burak haklı. Tek başına gitmek çok tehlikeli olabilir. Ya neyi tartışıyoruz şu an? Yalnız gitmezsem Aylin'e zarar verecek diyorum. Ben gidiyorum, siz kalıyorsunuz, nokta. Tamam mı? Tamam abi. Abi. Dikkatli ol. Merak etme beni, tamam mı? Eve git. Sen tilki misin? Evet, de sen kimsin? Benim adım Şirin. Hadi gidelim. Büyük abi seni bekliyor. O kadar kalın adamı var, bana bebek yollamış. Herife bak ya. Ben bebek değilim. Üstelik özelim ben. Hay Allah. Nereye geldik? Anlamıyorum ki ya. Tamam mı? Şimdi kazağını kaldır ve dön. Teşekkür ederim.
Demek büyük abi sensin ha. Hayal kırıklığı yarattıysam özür dilerim. Niye aldın Aylin'i? Bir sıkımlık canım kaldı, onu da tilki gelsin alsın diye mi? İnsan gücünü bedenden değil, akıldan alır. Kes lan felsefe yapmayı. Aylin nerede onu söyle, nereye sakladın? Şşş. Küçücük çocuğun önünde çok ayıp. Lan ben senin var ya, yazık lan yazık. Şunun bakışına bak, büyük adam gibi bakıyor. Çocukluğunu çalmışsın lan kızım. Ahın gitmiş, bahın kalmış. Hala insanların peşindesin, küçük çocukları kaçırıyorsun lan. Anlamıyorsun değil mi? Çocuk olamayacak kadar özel olduğunuzu anlamıyorsunuz. Özel mözel. Çocuk çocuktur. İster ateş püskürsün, ister uçsun, çocuk çocuktur. Çocuk dediğin ip atlar, top oynar. Lan şunun kadar bebeydim, senin adamlarından kaçıyordum be. Senin yüzünden çocukluğumuz harcandı bizim. Neyden ne için kaçtığımı bilmeden kaçtım ben. Artık kaçmana gerek yok oğlum. Biz kocaman bir aileyiz. Şşş. Bak bana oğlum falan deme, hele aile hiç deme. Duydun mu lan beni? Sen ne anlarsın lan aileden? Ne düşünürsen düşün. Ben sizin düşmanınız değilim. Yakında bunu anlayacaksınız hepiniz. Bırak zırvalamayı da Aylin nerede onu söyle. Aylin güvende. Onu almak istiyorsan bana şifacıyı getireceksin. Bir nevi takas yapacağız. Ne demişler? Her şey hallolur. Mühim olan sağlık. Gece yarısından önce bana şifacıyı getir, Aylin'i al tilki. Muhabbetimize sonra devam ederiz. Telefon. Diyeceğini dedin, şimdi ben söyleyeceğim, tamam mı? Şimdi sen gece yarısından önce dedin ya demin. Aynen öyle olacak. Gece olmadan Aylin'i alacağım elinden. Hem de şifacıyla takas olmadan. Delikanlı. Dur dur, beni dinle. Sen konuşurken ben seni dinledim, şimdi de sen beni dinle. Aylin'i sana bırakmayacağım, bu bir. Şifacıyı geri vermeyeceğim, bu da iki. Kanatlı kanatsız, elinde ne kadar çocuk varsa hepsini söke söke alacağım elinden, bu da üç. Hah, Sevgi ablayı da sen kaçırmıştın, onun elinden alacağım, dört. Anlayacağın, bizden çaldığın ne varsa, kim varsa hepsini geri alacağım senden. Aha da buraya yazıyorum bak. Ha, son bir şey daha. Korkma, sana bir şey yapmayacağım. Sen zaten ecelinle yolcusun. Heyecanını çok beğendim delikanlı. İyileştikten sonra seninle oturup iş konuşalım. Lüzum yok. Senin işin bittiğinde hiç düşünecek halde olmayacaksın. Sıkma canını. Ver can tepe. Ya tilki, yanacaksın, delirdin mi? Delirdim Aylin, delirdim. Aylin ben yoruldum. Dokunmamak değil, sana aşkımı ispat etmeye çalışmaktan yoruldum. Elimde değil, ne yapayım? Seni bekliyorum iki saattir. Bence bekleme boşuna. Kardeşimle bu gece takılacağız çünkü yani. Sabaha görüşürüz anca seninle. Aylin'in gönlünü alacağım da. Hayvanlık ettim, affet diyeceğim. Bırakır mıyım lan sana onu? Vazgeçer miyim ondan? Sen onunla öyle hardurt konuştuğuna bakma. Alo Mehmet abi, neredesin? Abi neredesin, çabuk eve gel. Aylin ablayı kaçırdılar. Biliyorum oğlum, biliyorum. Biz de emniyetteyiz zaten. Merak etme, Orhan abim peşlerinde, halledecek. Bu arada Tilki'ye söyle, kendi başına bir iş yapmasın sakın. Çok geç. Tilki abi büyük abiyle buluşmaya gitti. Ne? Ya nasıl yapar böyle bir şey? Delirdin bu ya? Ne işi var büyük abinin yanında yalnız başına? Söyledim. Gitme dedim ama dinlemedi işte. Bilmiyor musun Tilki abiyi?
Tilki. Ah be abi, neredesin ya? Tilki abi geldi. Ver ver, çabuk ver. Telefona ver. Mehmet abi seninle konuşmak istiyor. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Tutamadın değil mi çeneni? İki dakika tutamadın. Abi ne yapayım ya? Efendim abi. Oğlum sen kafayı mı yedin ya? Ne işin var senin büyük abinin yanında? Abi bağırma, gözünü seveyim. Bak sinirden aklım davul gibi oldu zaten ya. Korkacak bir şey yok. Gittim herifin yanına, gördüm. Yürüyecek hali yok adamın ya. Aksiyon peşinde hala. Ne oldu, ne diyor? Dur dur bir saniye. Sesi dışarı veriyorum, Orhan abi de dinleyecek, tamam mı? Alo. Heh, anlat. Gittim. Nereye gittin? Adresi ver. Adres mi adres yok abi. Herif gezici takılıyor. Siyah bir minibüsle geldi parka, onun içinde konuştuk. Ne söyledi peki? Niye kaçırmış aileni? Aileni gördün mü oğlum? Hep bir ağızdan konuşmazsak çok güzel olacak gerçekten. Tamam tamam tamam. Söyle bakalım, aileni şifacı için mi kaçırdı? Evet. Şifacıyı getirmezsen aileni öldürürüm dedi. Biliyordum. Tamam, sen benden haber bekle, tamam mı? Öyle kendi başına da bir şey yapma. Orhan abim peşlerinde zaten, halledecek. Tamam abi. Tamam abi, tamam dedik ya. Bir gelişme olursa bana da haber verin. Tamam, hadi eyvallah. Ne olacak şimdi abi? Ya Halil ablaya bir şey yaparsa? Merak etme, her şey yoluna girecek. Amirim, arabanın son görüldüğü yeri tespit ettik. Vadinin doğu çıkışında görülmüş. O civarda saklanmaya uygun tek bir bina var. Hadi. Operasyona başlıyoruz. Esra, sen gelmiyor musun? Yok, benim okula gitmem gerekiyor. Gelişmelerden beni haberdar edersiniz, değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.